Merhaba Nesin.com üyeleri, ben Kerimcan Özdal. Pazar bülteni ile karşınızdayım. Bugün önemli milli maçlar var. Bunlardan seçtiğim 3 tanesini sizler için değerlendireceğim. 309 kodlu İngiltere-Hırvatistan ile başlayalım. İngiltere rakibine göre maçın favorisi gösterilmiş. 1.75'lik galibiyet oranı var. İç saha avantajı bunun sebebi. Ama Hırvatistan 15 Kasım'da İspanya ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak ne kadar formda olduğunu ve aslında ne kadar iyi bir takım olduğunu bir daha göstermiş oldu ki son dönemde biraz formsuzlardı. Ama buraya moralli geliyorlar ve Hırvatistan'da zaten çok kolay teslim olacak, İngiltere'nin çok rahat yenebileceği bir takım olarak görmüyorum. Bunu zaten takip edenler de biliyor. Bence zorlu bir karşılaşma olacak ve özellikle ilk yarıda biraz dengelerin eşit devam edeceğini, maçın daha dengeli geçeceğini düşünüyorum. İlk yarı sıfır tercihini değerlendirebiliriz bu karşılaşma için. 330 kodlu Kuzey İrlanda-Avusturya mücadelesi. Burada da Avusturya son yıllardaki dönemdeki formuyla rakibine göre bir adım önde gösterilmiş oranlara göre ama Kuzey İrlanda'nın da son yıllarda gerçekten iyi bir çıkışı var. Artık kolay bir rakip değiller. Avusturya'nın burada çok rahat kazanabileceği bir maç olacağını düşünmüyorum ben bu karşılaşmanın. Bence burada da sonuç tercihindense ilk yarı beraberliği daha ideal bir seçim olur. 346 kodlu İsviçre-Belçika mücadelesine geçelim. Burada da Belçika'nın son maçta 15 Kasım'da İzlanda'yı 2-0 yendiğini görüyoruz ki benim aslında daha gollü geçmesini beklediğim bir karşılaşmaydı. Ama orada Belçika kalesini kapatmayı başardı. Şimdi normal şartlarda Belçika'nın İsviçre ile oynayacağı bu maça da ben 2.5 üstü tercihini düşünecektim ama Belçika'nın savunmadaki bu başarısı ve İsviçre'nin de biraz son dönemde hücumda çok yeterli olmaması sebebiyle ki hazırlık maçında Katar'a 1-0 yenildiklerini hatırlatayım 14 Kasım'da. Bundan dolayı Belçika'nın İsviçre'ye karşı da kalesini kapatıp galibiyet elde etme ihtimali olduğunu düşünüyorum. İzlanda maçında yanılmamak adına ben bu kez direkt Belçika galibiyetini önereceğim. Oranı da bence gayet tatmin edici. Bu 3 maçta güzel bir kupon oluşturabiliriz. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum.